Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Do It Yourself kanalımıza ve bugün yepyeni bir videolarla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz peluş hayvanı bu videoda birlikte öreceğiz arkadaşlar. Evet, doğru duydunuz, birlikte bir peluş hayvanı öreceğiz. Artık mağazalara falan gitmenize gerekmiyor bir peluş hayvanı almak için arkadaşlar. Yani kendi peluş hayvanınızı artık örebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum o kadar belki güzel şimdi gözükmüyordur ama kendiniz bir şey ördüğünüz zaman şahsen ben öyle görüyorum arkadaşlar. Değeri daha fazla oluyor yani mağazalardan gidip alırsanız. Yani kendi ördüğünüz şeyin değeri daha fazla ve hani emek harcadığınız sonuçta arkadaşlar daha güzel oluyor. İnsan otomatikmen daha çok beğeniyor arkadaşlar. Yani fazla da zaman kaybetmiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de sizi de bekletmek istemiyorum. Yani gayet basit bir şekilde öreceğiz. Gerçekten de herkes yapabilir arkadaşlar. Yani zor gözüküyor ama gerçekten de basit. Evet arkadaşlar, lazım olan malzemelerimizi görüyorsunuz. Tabii ki de böyle iğneler lazım, yapışkan lazım, makas görüyorum, siyah renginde bir örme ipi görüyorum arkadaşlar. Tabii ki de en önemlisi olan da kumaş da lazım arkadaşlar, onu da unutmuyoruz. Ve tabii ki de pamuk da lazım arkadaşlar. İçini doldurmamız lazım. Şimdi öncelikle böyle yapışkanımızı alıp ondan sonra öncelikle böyle gözlerle ve burundan başlıyoruz arkadaşlar. Ama böyle güçlü bir yapışkan olsun. Yani Japon yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz ama orada ellerinize kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yani parmaklarınıza gelmesin. Şimdi yapıştırdık arkadaşlar. Öncelikle kurumasını beklemeniz lazım. Böyle bir kumaşın üzerine yapıştırdık şu an. Gördüğünüz gibi. Böyle küçük bir halıya benziyor. Şimdi küçük şeylerinizi de alabilirsiniz. Şimdi kulak olsun, ayak olsun falan. Bunları da örmemiz lazım arkadaşlar veya dikmemiz lazım. Yani iki tane alıyorsunuz. Böyle şekilde birlikte koymanız lazım üzerine. Ondan sonra da böyle dikmeniz lazım. Aynı şekilde bununla da yapıyorsunuz arkadaşlar ve aynı şekilde übrüksünle de yapıyorsunuz. Bunlar da kulaklar olacak. Bunları da aynı şekilde öyle koymanız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi diktik gördüğünüz gibi. İçine de pamuk da koymuştuk zaten. Kulakların içine de pamuk koyduk arkadaşlar, görüyorsunuz. Tabii ki de böyle de dikmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü içindeki pamuk çıkmasın diye. Tabii ki de ayaklarda da aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Onları da oraya böyle dikmeniz lazım. Tabii ki de dediğim gibi yani pamuk dışarıya çıkmasın diye. Şimdi kapattık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra da alıp mesela kulağına veya ayağını o pamuğu da içine birazcık böyle dağıtabilirsiniz güzelce ne. Şimdi de vücut geliyor arkadaşlar. Şimdi
Şimdi burun nereye geliyor? Ondan sonra karın nereye geliyor? Ona göre de şimdi koyabilirsiniz bu demin ördüğünüz şeyleri. Bunlar da ayak olacak. Böyle bir iğne alıp onu da böyle kumaşa takabilirsiniz arkadaşlar. İşte böyle her şeyi hazırladık arkadaşlar. Gözler olsun, burun olsun, yanaklar olsun, kulaklar olsun, ayaklar olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi de böyle kumaşa hepsini dikmeniz lazım arkadaşlar. Kulaklar olsun, ayaklar olsun. Ondan sonra gözleri de yapıştıracağız arkadaşlar kumaşa. Bunları da tabii ki de isterseniz dikebilirsiniz veya isterseniz yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da size kalmış. Bence dikseniz daha iyi oluyor. Ama gözlerini mesela demin arkadaşımız gösterdiği gibi orada yapışkan size tavsiye ederim. Çünkü diktiğiniz zaman belki kayabilir arkadaşlar sağa sola. O yüzden de yapışkan bence daha iyi. Şimdi hepsini yapıştırdık ve diktik arkadaşlar. Şimdilik böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şey daha artık kayamaz. Şimdi son etaba geliyoruz arkadaşlar. Şimdi arka tarafını da takmamız lazım tabii ki de. Bu da küçük bir kalp kuyruğu. Yani peluş hayvanımızın kalp kuyruğu. Bunu da böyle dikmeniz lazım tabii ki de. Yani burada sırt taraf olacak. Bunu da böyle koyup. Tabii ki de komple dikmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü elinizi içine sokup çıkarma, hani öbür tarafına yine çevirmeniz lazım. Ama güzelce ne şimdi böyle dikmeniz lazım. Evet, diktikten sonra arkadaşlar öbür tarafına çeviriyorsunuz. Şimdilik böyle gözüküyor arkadaşlar. Yani kollarını, kulaklar falan hepsini taktık. Aşırı da tatlı gözüküyor şimdi kadar. Tabii ki de içine pamuk koymanız lazım arkadaşlar. O yüzden de böyle küçük bir delik de bırakmıştık. Evet arkadaşlar, pamuğu doldurduktan sonra tabii ki de oraya da dikmeniz lazım, kapatmanız lazım. İsterseniz dikiş makinesinden yapabilirsiniz veya elinizden yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birkaç dakika sonra peluş hayvanımız da bitti arkadaşlar. Aşırı eğlenceliydi. Yani aşırı da güzel de gözüküyor. Yani o kadar kötü de değil. Yani hızlı bir şekilde kendi peluş hayvanınızı yapabilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İlla böyle bir ayı yapmanıza gerekmiyor. Başka bir şey de yapabilirsiniz tabii ki de. O size kalmış arkadaşlar. Ama yani size basicleri gösterdik. Yani gayet basit bir şekilde kendi peluş hayvanınızı da yapabilirsiniz. Umarım sizin de hoşunuza tabii ki de gitmiştir arkadaşlar.
yani hızlı bir şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Boyunuzu falan onlara tabii ki de siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu küçük bir peluş hayvanı biraz gözü kaymış ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama sonuçta ilk defa kendimiz böyle bir peluş hayvanı ördük. Yani gerçekten de çok tatlı. Dediğim gibi umarım sizin de hoşunuza da gitmiştir. Ve bu arada da arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim. Yorum da atmak isterseniz tabii ki de yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmuyoruz tabii ki de çana bastığımız zamanında da yeni yüklediğimiz videoları da tabii ki de kaçırmıyoruz arkadaşlar. Yani başka bir peluş hayvanı görmek istiyorsanız tabii ki de yorumlara atın, yazın arkadaşlar. Biz ona göre de yorumlarınızı alıp ona göre de bir başka bir peluş hayvanı da örebiliriz. Dediğim gibi umarım hoşunuza da gitmiştir arkadaşlar. Benden de bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.